Çok Yaşa yaz izleyicileri, şimdi İstanbul'da Kalamış'ta hemen denizin kenarında harika bir restoranda birbirinden lezzetli mezeler, ahtapotlar, kalamarlar ve balıklar tatmak üzere öncelikle mekanın işletmecisi Ali Emrah Yıldız'la birlikteyiz. Şimdi bu güzel mekanın işletmecisi ve sahibi Ali Emrah Yıldız'la birlikteyiz. Hem bize mekanın biraz hikayesini, geçmişini hem de güzel menülerini anlatacak. Merhabalar, nasılsınız Ali Bey? Merhabalar, teşekkür ederim. Siz? Bizler de gayet iyiyiz. Çok güzel bir yerdeyiz. Özellikle denizin kenarındayız. Denizin kokusu bize geliyor ama bir yandan da deniz mahsullerinin kokusu ve güzel mezelerin kokusu geliyor. Neden özellikle deniz mahsulleri üzerine bir restoran ve neden Kalamış? Neden Kalamış? Biz 1965'ten beri aile mesleği olan balık restoranını devam ettirmeye çalışıyoruz. Birkaç marka mekana sahibiz İstanbul'da. Bunların hepsi deniz kenarında olmasının nedeni var. Kalamış'ta da özel istek üzerine bulunuyoruz. Çok müşterimizin talebi oldu. Hani trafikten dolayı Boğaz'a inemiyoruz bazı nedenlerden dolayı. Biraz istek üzerine Kalamış'tayız açıkçası. Deniz ürünlerinde zaten iddialı olduğumuzu deniz ürünleri ve balık dedik mi denizin kenarında yemek istiyoruz değil mi? İlla ki başka bir yerde pek olmuyor. Tabii ki. Peki burada çok fazla güzel çeşitte mezeler var. Biraz bunlardan bahsedelim mi? Baştan başlayalım mesela. Nedir? Bu cibes kavurma, Ege otudur kendisi. Biz onu değişik pişirme yöntemleriyle kavuruyoruz. Daha sonra bunu aslında sıcak olarak da servis edebiliyoruz güveçli fırında. Hı-hı. Üzerine sıcak tereyağı soslu yoğurtlu. Lakerda çok güzel gözüküyor. Bunun özellikle kesimi önemli olduğunu biliyorum. Evet. Siz de çok güzel kesmişsiniz. Enfes görünüyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Yerli torikten yaptırıyoruz zaten. Boğaz toriği olmasına önem veriyoruz. Ondan dolayı biraz da iddialıyız açıkçası. Sonrasında patlıcan türevleri. Közlenmiş patlıcan salatası. Hı hı. Girit ezme. Ahtapot salatası. Meksikano yani acılı levrek dediğimiz. Uskumru çiroz. Bunu kendimiz kurutturuyoruz. Levrek karpaccio. Baklava ve ezmesi. Közlenmiş. Patlıcan, biber, patlıcan, biber, domates. Sövürme mesis diyoruz buna biz. Evet. Bu da değişik olan bamya mevsimindeki sebzelerden çok faydalanmaya çalışıyoruz. Hı hı. Karidesli bamya yaptık yine. Çok lezzetlidir o da. Tavsiye ederim ısrarla. Harika. Bamyayı biz etli biliriz. Şimdi evet, karideslisini tadacağız. Deniz mahsulünü yapmaya çalıştık. Nefis. Diğeri de Selanik mezesi. Değişik bir pişirme yöntemi var. Bahçe biberlerini sirkeyle kızartıyoruz. Daha hafif olması için. Hı. Çok fazla yağ kullanmıyoruz. Belli kızartma ürünlerinde. Onu da ısrarla tavsiye ederim. Diğeri zaten yerli karidesimiz. Karides söğüş. Harika. En sonundaki de soyalı uskumru marin. Süper. Biz tabii bir sağlık programı olarak size yemeklerin hafifliğini de soracağız. Genelde tabii zeytinyağı mı kullanıyorsunuz? Tamamen zeytinyağı kullanıyoruz. Zaten kendimizin Ayvalık Edremit tarafında zeytin bağlarımız da var. Ondan dolayı özel bir zeytin üretiliyor bize. Erken hasat dediğimiz. Distiritesi çok iyi derecede. Asit oranı çok sıfır seviyesine yakın bir yağ kullanıyoruz. Ondan dolayı yıllardan beri zaten hiç değişmeyen bir markamızdır bizim zeytinyağımız. Çok güzel. Peki enfes iki tane de salata bizleri bekliyor. Evet. Burada pancar ağırlıklı bir salatamız var. Evet, burada çiğ ıspanak, pancar, tüm yani sebzelerden ve yeşilliklerden yapılmış koparma salatası. Tamamen bıçakla yedirmiyoruz hiçbir şekilde. Hı. Elle koparma üzerine. Beyaz peynirli. Beyaz peynirimizi de Ezine'den yine aynı şekilde zeytinyağının olduğu gibi kendimize üretilen bir beyaz peynir. Çok tükettiğimiz için bütün restoranlarımızda. İddialı da bir beyaz peynir açıkçası. Şimdi çok önemli bir tüyo verdiniz sanki salata açısından. Evet. Salatayı yeşillikleri kesmeden mi yapalım? Yok, kopararak mı? Yok, kesinlikle bıçakla yedirmiyoruz. Zaten gördüğünüz gibi domatesleri bile şöyle gösterebilirim istersen. Yani bunları bile bütün koyuyoruz ki ya böyle hiçbir şekilde bıçak vurmuyoruz, koparma şeklinde. Anladım. Hepsi. Peki burada soğan ağırlıklı bir salatamız bu, var. Bu evet, domates salatamız bizim. Hı hı. Spesiyel. Aslında özelliği tamamen sosunda olması. Yoksa bildiğiniz gibi domates, soğan, biber ama sosunda aşağı yukarı 20 çeşit bir karışımdan oluşuyor. Biraz da sır bir sos zaten. Hiç olmazsa birkaç tanesini söyleseniz de. Yani şöyle söyleyeyim, müşterimizin çoğu böyle tahmin etmeye çalışıyor ama hiç kimse şalgamı bulamıyor mesela. İçinde çok az miktarda şalgam da var mesela. Kimsenin aklına gelmez yok, şalgam. Yok yani herkesin işte sirke, nar ekşisi, zeytinyağı, limon birçok şey söyleniyor ama ben sadece şalgamı söyleyeyim bunu istinaden. Benim de bilmediğim birkaç tanesi var açıkçası. Ustamızın da sır olarak kendine sır olarak bildiği formülü var. Peki mezelerden sonra ara sıcaklar olarak neler servis ediyorsunuz? Yani 65 çeşitli yakın ara sıcağımız var. İnanılmaz derecede yani tam yani klasiğin dışında, ahtapot, kalamar, karidesin dışında çok daha farklı ürünler var. Belli yöresel, bölgesel ürünlerimiz var.
Ben birazdan zaten mutfağa da girip onların seviniriz. Da yapılışlarını bizzat görmek tamam, istiyorum. O zaman orada da anlatmış olabilirim yerinde. Aynen İsterseniz öyle yapalım. Onları yok. Yerinde görelim. Biraz tamam. Balıklardan bahsedelim. Hangi balık şu anda mesela mevsimi? Balık şu anda palamut mevsimi. Bize çalışan birçok kayık var Boğaz'da. Tamamen eski usul gibi oltayla tutulan çingene palamutu şu anda mevsimidir. Israrla söyleyebilirim. Uskumru çıkıyor Boğaz'dan. Peki o zaman burada size şimdilik teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ve hep beraber mutfağa geçelim. Olur peki. Geldik mutfağa. Öncelikle Ali Bey gerçekten söylemem lazım ki çok harika bir ekibiniz var. Çok da temiz bir mutfağınız var. Çok sağ olun. Benden tam not aldınız. Teşekkür ederiz. Çok Şimdi sağ olun. Burada neler yapılacak? Onlardan biraz bahsedelim. Şimdi öncelikle size şöyle yapalım. Deniz mahsulleri bir kavurma yaptıralım. İçinde ahtapot, karides, kalamar barındıran bir kavurma olsun. Yaptıracağım. Tamam. Ondan sonra akabinde bize özel bir ürün olan gemici lokumu yaptıracağız. Hangisi? Bu mudur Şu gemici ürün, lokumu? Evet, gemici lokumu dediğimiz. Harika. Bu da tamamen bütün közlediğimiz kemer patlıcanlarını soyduktan sonra doğal bir şekilde üzerine balığı tamamen derisinden ve kemiğinden ayırıp kılçığından belli baharatlarıyla ve belli sebzeleriyle zırhtan çekip onun üstüne doladığımız bir ürün. Yani komple sardığımız patlıcanı. İçinden köz bir patlıcan çıkacak. Dışı deniz mahsulleri zırhla çekilmiş bir çıkacak ama inanılmaz bir üründür. Daha sonra belli bir sosları var onun. Onu da ilave edeceğiz. Pişecek ama değil mi? Pişecek tabii ki. Fırınlayacağız bunu. Pişerken de göreceğiz. Yarım saat pişecek. Onları tamam. alacağız. Sonrasında Laos panemiz var. Laos panemizi yapacağız. Tamam. Laos panelinden. Onu da akabinde de verelim. Bize özel gene fıstıklı ve kaşarlı balık kebabımızı yaptıracağız. Daha ne isteriz? Teşekkür Harika. ederiz. Harika. Afiyetle yerken de çekersiniz artık Peki. bizi. Evet, şimdi ara sıcaklarımızda nefis bir şekilde piştiler ve masamıza geldiler. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Afiyetle tatma zamanı. Lütfen buyurun. Yeniden bir tanıştıralım, ben tamam. ondan sonra tadayım. Deniz mahsulleri kavurmamız ekstra ayrıyeten de iskorpit balığı var içinde. Bize özel bir spesyal bu da. Balık kebabı var, tamamen zırhla çekilmiş bir balık ürünü aynı şekilde. Burada da Laos panemiz var. İçeriğinde özel sosu var zaten, göreceksiniz birazdan tadınca. Şimdi kebap kulağa çok güzel bir isim geldiği için öncelikle tamam. balık kebabını tatmakla başlıyorum Lütfen müsaadenizle. Ya. Gerçekten harika görünüyor. Bakalım. O kadar kıvamında pişirmişler ki gerçekten herkesin ellerine sağlık. Çok sağ olun. Çok nefis olmuş. Şimdi burada karides midir? Evet. Jumbo karides var, ufak çimçim karides var, ahtapot var, kalamar komple bütünü var. Aklınıza gelen bütün deniz mahsullerini. Deniz ürünlerin içeriğinde. Çok güzel sebzelerle. Sebzesiyle, baharatıyla kavrulmuş. Bakalım karides nasıl olmuş. Gerçekten lokum kıvamında. Teşekkürler. Ellerinize sağlık. Çok hem çok beğeninize. Güzel bir sohbetti hem de çok, çok lezzetli yemekler yiyoruz. Şurada da Laos var. Son evet. olarak gözüme o çarptı. Şimdi ben yardımcı olayım şöyle isterseniz. Ben hemen ondan da bir lokma alıyorum. Ve Laos'la veda ediyoruz. Misiniz bence? Sosta neler var Ali Bey? Yani sos safranlı, özel değişik, yani gene o da bir sır olan gibi. Yine hep baharatlar. Hep baharatlar. Burada anladık ki sır çok fazla ve İnanılmaz, verilmek evet. istemiyor. Peki o zaman lavosumuz mükemmel. Gerçekten her şey çok lezzetli. Teşekkür ederim, çok sağ olun, afiyet çok, olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. En kısa zamanda yine görüşmek istiyoruz Şeref sizinle. Şeref duyuyorum, ne demek. Şeref Peki. duyuyorum tüm yerlerimiz için. Çok teşekkürler.